Merhabalar, kanalıma hoş geldin. Bugün sizlere İDV'ye yani buranın diploma değerlendirme, denklik verme kurumuna diplomanızı nasıl yükleyeceğinizi anlatacağım. İDV noter midir? Noter değildir. Nedir? Ne denir ona? Kreditasyon yapıyorlar yani. Öf, bilemedim. Anladın mı demek istediğimi? Yok kesinlikle, sen biliyorum ne olduğunu da. Yani diplomanızın Hollanda'daki sisteme denk olup olmadığını, tam olarak denk değilse de nasıl denk olabileceğini ya da neye denk olduğunu anlatan, değerlendiren yer ya da yapı. İDV'ye diplomanızı nasıl yükleyeceğinizden ve oradaki süreçten, maliyetlerden, beklemelerden vesaire bahsedeceğim. Ama önceki şunu anlatmak istiyorum. Şimdi en civcivli soru bu, hemen bu gelecek. Atıyorum ben diplomamı yükledim. Psikoloğum. Ve gelen Hollandaca yazıyı translate'e koydum ve dedik ki eğitiminiz Hollanda'daki eğitimindeki psikolog bilmem neye denktir. O zaman Hollanda'da psikolog olarak çalışabiliyor muyum? Hayır. Bu böyle bir şey değil. Öncelikle bunu videonun başında söyleyeyim. Kimseden yanlış bir beklenti olmasın. Ama bu her türlü yapmanız gereken bir adım. Birçok meslek için. Ama şimdi bu konuyu merak eden adam bu cevabı aldıktan sonra devamını izlemeyecek şimdi videoyu. İzleyecek. Çünkü Hollanda'da çalışmak için hala bunu yapmak zorunda. Yani. Bravo. Şimdi İDV size diplomanızın eğitim içeriği olarak Hollanda'daki eğitime denk olup olmadığını söylüyor. Bizim durumumuzda, yani Türkiye'den gelen kişiler için söylüyorum. 4 yıllık eğitimlerde özellikle üniversite mavi diplomalıysa, ki artık üniversitelerin %90'ı mavi diplomalı, genelde böyle bir sorun olmuyor. Yani diplomamız denk geliyor. Ama yine de bu evrağı almak zorundayız. Yani buradaki bir işyeriyle görüşmeden önce, buradaki süreçleri tamamlamadan önce almak zorundayız. Peki ben bunu aldım, işte eğitimim denkmiş, kardelen gelip çalışamıyor muyum? Bazı meslekler için evet, birçok meslek için hayır. Örneğin siz bir mühendisseniz, bu belgeyle sizden başka hiçbir süreç istenmeden iş bulup çalışabilirsiniz. Yani sadece eğitiminizin denk olduğunu göstererek çalışabilirsiniz. Ama bir öğretmen, bir psikolog, bir hemşire, bir doktor sadece bu evrakla çalışamaz. Çünkü bunlar Hollanda içinde de farklı sistemleri olan ve farklı süreçleri olan meslekler. Yani ne demeye çalışıyorum? İstediği yerde eğitim almış olursa olsun, bunu Avrupa'da alınmış diplomalarda dahil bu arada, bir hemşire Hollandaca bilmeden hemşire unvanıyla çalışamaz, bunu belgelemeden. Ya da bir doktor. Aynı şekilde bir işte avukat, belli denklik prosedürlerini tamamlamadan Hollanda'da avukat olamaz. Bunun gibi. O yüzden hani buradan ne elde ettiğimizi bilerek başlayalım diye söylüyorum. Şimdi sizlere birazcık web sitesinden ve web sitesindeki adımlardan bahsedeceğim. Videomu şimdiye kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aşağıda Instagram hesabımı da bulabilirsiniz. Onu takip ederek destek olursanız çok mutlu olurum. Sarkoş aşkarım tutmuş. Şimdi İDV'nin web sitesine girdiğinizde, ki aşağıda bulabilirsiniz. Orada login oluyorsunuz. İşte bir e-mail ve şifre yaratarak. E-mailiniz ve şifreyle. Daha sonra zaten başvuru başlat diye bir bölümü var. İDV'nin web sitesinin hem İngilizce hem Hollandaca versiyonu zaten var. Yani o yüzden çeviriye de gerek yok. İngilizce üzerinden direkt ilerleyebilirsiniz. Fotoğraflarını şuraya koyacağım. İlk aşamamız kendimizi tanıttığımız bölüm. Buradaki kendi kimlik bilgilerimiz var. Adımız, soyadımız, doğum tarihimiz vesaire. İkinci bölümde yine kendimizle ilgili bilgiler var ama ekstra da bir önemli soru var. Bu diploma değerlendirmesini niçin yapıyorsunuz? Bunun tabii ki karşılığı Hollanda'da çalışmak olabilir, Hollanda'da okumak olabilir vesaire. Ama hani böyle bir bölüm var, bunu soruyor size. Ve burada yine kadınlar için genellikle önemli olan başka bir nokta var. Diplomanızdaki soyadınız farklıysa bunu burada belirtmek zorundasınız ve bununla ilgili de bir doküman sunmanız bekleniyor. Ki mesela benim öyleydi. Evlenmeden önceki soyadım olduğu için soyadım farklıydı diplomamda. O yüzden eşimle birlikte olan evlenme belgemiz, yani Formül B belgesi oluyor bu da. Onu da yükledim, evlilik belgesini. Ki aynı kişi olduğunu anlayabilsinler. Üçüncü bölümde sizin sahip olduğunuz maksimumdaki eğitim derecesini soruyor. Burada ben bunu doldururken master'dı bitirmiş olduğum, yani sahip olduğum en yüksek eğitim derecesi. O sıralarda doktora yapıyordum zaten, ki hala yapıyorum. Bunu belirtmeniz önemli ona göre, çünkü size aşağıda sorular yöneltiyor. Yani önceki eğitimlerinizle ilgili sorular yöneltiyor. Ve şunu da söyleyeyim. Eğer birkaç eğitiminizin denkliğini almak istiyorsanız, ki mesela ben onu öyle yapmıştım. Hem lisans hemşerilik eğitimime hem yüksek lisans hemşerilik eğitimim için başvuru yaptım. İkisini ayrı ayrı yapmanız gerekiyor. Ayrı ayrı ödeme yapıyorsunuz haliyle. Ama şu an oraya geçiyorum. Yani şu anki söylediğimiz şey en son ve en yüksek eğitim düzeyiniz ne? Tamamladığınız tabii ki.
Daha sonrasında size bu eğitimlerle ilgili bilgilerinizi soruyor. Lise eğitiminizden başlıyor. Üniversite eğitiminiz, daha sonra varsa yüksek lisans, varsa doktora eğitiminiz. Hangi okullarda ve hangi ülkede aldınız? Kaç yıl sürdü? Süresinde mi tamamladınız? Ve bununla ilgili elinizde bir diploma var mı? Bunu belirtiyorsunuz. Daha sonrasında size aslında şeyi soruyor. Hangi diplomanızın bu incelemeye tabi tutulmasını istiyorsunuz? O yüzden diyorum, dediğim gibi hem lisans için hem master için ben ayrı yaptım ki ayrı yapmanız gerekiyor zaten. Diyorsunuz ki örneğin master için yapacak. Daha sonra sizden evrak yüklemenizi istiyor. Buradaki evraklar ne? Master için hem lisans hem master. Sadece lisans eğitiminiz varsa zaten sadece lisans olmuş oluyor. Eğitiminize ilişkin diplomalarınız, transkriptiniz ve onun dışında ekstra belgeniz varsa o belgeler. Buradaki diplomanız ya İngilizce ya Hollandaca olmalı. Bazı üniversiteler direkt İngilizce diploma veriyor. Ki örneğin ben Koç mezunuyum. O zaten verdiği için ben direkt onu yükledim ama öyle bir durumunuz yoksa noter onaylı çevresini yaptırmanız gerekiyor. Bunun dışında transkriptleriniz. Bu transkriptleri böyle okulların mobil uygulama gibi bir şeylerinden kolaylıkla elde ediyor olabilirsiniz ama istenen belge o değil. Okulunuzun öğrenci işleriyle konuşmanız ve kaşeli imzalı bir belgeyi size tarayıp atmaları gerekiyor. Onu yüklüyorsunuz. Bunun dışında benim durumum için dediğim gibi ben evlilik belgemizi yüklemiştim. Onur belgeniz, sertifikanız vesaire varsa o tarz şeyleri yükleyebilirsiniz ekstra belge olarak. Bunları da yükledikten sonra başvurunuzu inceliyorsunuz. Tekrar bir kontrol ediyorsunuz ve tamamlıyorsunuz. Tabii söylemeyi unuttum. Yükleyeceğiniz en önemli ve en temel belgelerden biri de kimliğiniz, pasaportunuz gibi bir belge. Yani kimliğinizle ilgili bir belge de tabii ki yüklemeniz gerekiyor. Bütün bunları tamamladıktan sonra ödeme yapmanız isteniyor. 158 euro şu anda. Fiyatı öyle biliyorum. 158 euroluk ödemeyi yapıyorsunuz. Eğer Türkiye'deyseniz bu parayı nasıl yatıracağım diye düşünüyor olabilirsiniz. Biz bunun için hep TransferWise uygulamasını kullandık. Aşağıda link de bulabilirsiniz. Görece hızlı ve ucuz olduğu için onu tercih ettik. Başka bir nedeni yok tabii ki. Parayı da ödedikten sonra süreciniz başlamış oluyor. Genellikle aslında maksimum bir hafta 10 gün içinde size ilk bir dönüş maili geliyor. Bu mail size şunu söylüyor. Evraklarınız ve bilgileriniz tam ve inceleme süreciniz başlamıştır. Eğer bir sorun varsa ki dediğim gibi ben mesela transkriptleri böyle kolaylıkla alınabilen bir yerden almıştım ve uygun olmadığında bana hızlıca dönüş yaptılar. Daha sonra size bir süre veriyor ve o sürede evrağı tamamlayabiliyorsunuz. Yani o yüzden bir evrağın doğruluğundan çok emin değilseniz vesaire çok hani panik yapılacak falan bir şey yok. Yükleyin. Zaten size dönüş yapıyorlar ve hani böyle paranız yandı baştan başlayın falan olmuyor. Size verilen o sürede ki bana 2 hafta verilmişti. O sürede evrağı tamamlayabiliyorsanız hiçbir sorun yok ve başvurunuz devam ediyor. Evraklar ve her şey tamam, parayı da yatırdık, her şey oldu, inceleme başlıyor dedikten sonra onlar 4 hafta içinde diye vaat ediyorlar. Benimki çok daha uzun sürdüğü için ben mail attım ve o şekilde tamamlandı. Benimki yaklaşık 7 hafta sürdü. Ben 5,5-6 hafta olduğunda mail attım. Hani hala mesaj yok falan diye. Onlarla ilgileniyoruz falan dediler. Daha sonra tamamlandı. O yüzden hani sitelerinde 4 hafta diyor ama daha uzun sürüyor. Bilginiz olsun. Bir şey sorabilir miyim? Sitelerinde şey seçeneği yok muydu sanki daha hızlı operasyon olsun? O önceden vardı. Yoğunluktan dolayı artık koymuyorlarmış. Ama hani dediğim gibi güzel hatırlattı. Sizin baktığınız dönemde olabilir. Daha yüksek fiyatla daha hızlı inceleme yaptıracağınız bir opsiyon önceden vardı. Video çekmeden önce yani daha bugün baktığımda yoğunluktan dolayı o opsiyonu kaldırdıklarını yazmışlardı. Ama dediğim gibi belki 2-3 ay sonra tekrar olur. Bu arada benden de ufak bir ekleme olsun. Buraya iş bulup da Türkiye'den buraya gelmek üzere artık iş sözleşmesi gelmiş ve onayladıysanız kendi sürecinizi hızlandırmak için bu işlemlere çabuk başlayabilirsiniz. Aynen çünkü uzun sürüyor ve isteniyor evet. Onun dışında da zaten denklik süreci daha uzun bir mesleğiniz varsa, yani mühendis değilseniz, öğretmenseniz, hemşireyseniz, doktorsanız vesaire bu almanız gereken ilk evrak. Özellikle bunu bir de şeyler için çok öneriyorum. Dediğim gibi üniversite mezunları için ve mavi diploma ve üniversiteden mezun olanlar için ki bu dediğim gibi artık neredeyse Türkiye'deki her üniversite olmaya başladı. Genellikle bir sorun yok. Aldığınız doküman size Hollandaca eğitiminizin denk olduğunu yazacaktır. %99. Ama eğer 2 yıllık bir bölümden mezunsanız burada bazı problemler olabiliyor. 2 yıllık bölümden mezun olup eğitimi birebir denk gelen insanlar da oldu takipçilerimden. Genellikle sağlık bölümlerinden olan insanlar buraya gelmeye çalışıyor. İşte anestezi teknikerliği, radyoloji teknikerliği vesaire gibi. Ama denk gelmeyenler de oldu. Öyle bir mesleği aldığınızda da yine İDV ile mailleşiyorsunuz ve onların aracılığıyla aslında mesleğinize göre tabii ki birileriyle görüşüp hangi dersleri almanız gerektiği ya da hangi stajları almanız gerektiği yani
doldurup dolduramayacağınız ve eksik olduğuyla ilgili bilgi veriyorlar. Böylece siz hani tekrar eğitiminizi tamamlıyorsunuz ya da tamamlamamayı tercih ediyorsunuz. O da size bağlı bir şey. Bunun dışında dediğim gibi yine sorun olabilecek başka bir alan sağlık meslek lisesinden mezun olanlar ya da endüstri meslek lisesinden mezun olanlar, yani lise mezuniyeti meslek lisesi olanlar. Bunlarda da şöyle bir sorun oluyor. Lise diplomaları bazen almaları gerektiği kadar ders almamış gözüküyor. Örneğin matematik dersi yeterince almamış gözüküyor gibi. Bunlar o yüzden daha problemli. Eğer böyle bir geçmişiniz varsa mutlaka hiçbir şey yapmadan önce bunu yapın. Öbür türlü boşuna uğraşıyor olabilirsiniz. Boşuna Hollandaca öğrenmiş olabilirsiniz. Boşuna vizeye başvurmuş olabilirsiniz vesaire gibi yani. O yüzden özellikle 2 yıllık üniversite mezunları ve lise eğitimi, sağlık meslek lisesi, endüstri meslek lisesi vesaire gibi olan kişiler mutlaka ilk adım olarak bunu yapmalı. Diğer kişiler için birazcık formalite ama uzun zaman alan bir formalite. O yüzden onlardan çok geciktirmeden yapmalı diye düşünüyorum. Bu videoyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Videomun sonuna kadar izleyen ve bir dahakini izlemeyi planlayan herkese kalp gönderiyorum. Abone olun, yorum yapın, beğenin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sarkıcı tipini görseniz şu an. Sen selam gönderince selamını aldı çocuk.